Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bir önceki bölümde final bölümünü yapmıştık ve The Last of Us'ın ana hikayesini bitirmiştik ve Joel'un Ellie'yi kurtarmak için her şeyi yapabileceğini, yani tüm statistikleri de dahil olmak üzere yapabileceğini görmüştük. Gördüğünüz gibi onu engelleyen kim olursa olsun onu öldürmek pahasına bile olsa Ellie'yi kurtarmaya kodlanmıştı ki yaptı da. Büyük ihtimal final bölümünü izlemişsinizdir. Şimdi ilk ve tek ek paketi olan Left Behind'i oynamaya başlayalım bakalım. Evet dostlar, bu da bir ek bir bölüm. Yine bu olaylar sırasında geçen hikayeleri bir hikayeyi anlatıyor. Onu da hep birlikte izleyelim. Dostlar, bölüm başında ufak bir hatırlatma da yapayım. Heavy TV kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı da bizlere destek sunmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bildirim çanını da açarsanız şayet yeni bölümlerden haberdar olursunuz. Ve gördüğünüz üzere sağ üstte Instagram adresimiz mevcut. Orada bizleri takip edebilirsiniz. Başlayalım bakalım. Yine aynı şekilde orta seviyede başlayalım. Hepsi kapalı. Bunlar kapalı tabii ki. Bunlar gider. Bunlar, onları geç. Başlat. Efendim buyurunuz. Çayınızı, kahvenizi alın ve mis gibi bir hikayeye gelişmiş grafiklerle PlayStation 5 farkında şahit olun. Mükemmel bir hikayeden sonra çok iyi gidecek bu. Sony sunar. Ne? Ateş böcekleri mi? Eğil! Bu herifler de kim lan? Çek lan sakınım ağzını! Hatırlıyorsunuz bunları. Joel! Hadi at kolunu! Kalk hadi. Tüm bölümü izleyenler bunları zaten hatırlar. Kimse yok gibi. Joel? Joel? Siktir. Joel, gel. Kalk, kalk, kalk. Joel, ne yapacağımı söyle. Yaralanmıştı. Hadi, kalk lütfen. Joel. Evet. Başlıyor. Riley? Riley? Oldu resmen. Ne oluyor be? Anlatacağım kim olduğunu. Fark ettim. Çok eğlenceliydi. Beni öldürmeyeceksin, değil mi? En son görüşeli. Ne kadar oldu kim bilir? 45 gün. Yani 46 da diyebiliriz. Neler olduğunu anlatayım mı? Bunca zamandır öldüğünü sanmıştım. Doğru. İşte. Bak. Ateş böceği. Yok artık. Hala tek mi kalıyorsun? 3 yıl boyunca Liz'in dibinde yattım ve kız acayip kötü kokuyordu ya. Riley. Sen bir ateş böceğisin. Bu hala duruyor. Ne? Ne yapıyorsun? Odamda ateş böceğiyle yakalanmak istemiyorum. Sakin ol. Bu katta hiç asker yok. Hey, tebrikler. Dinle. Barıştık mı? Barıştık mı?
Kaybolduğum için kızdım. Ve durumu açıklamam lazım. Bak, buradan gidelim, her şeyi anlatırım. Neredeyse sabah oldu. Tatbikatlar başlayacak. Hani ateş böceği öldürmeyi öğretiyorlar ya. Hadi bir şeyler giy de gidelim. Aptal kafam ya. Nazlanma. Ne zaman sorun yaşadık ki? Vardır bir şeyler ya. Ulan! Buldum. Geçmiş ve gelecek. Tamam. O an geçmişiydi. Hepsini anlatacağım. Oraya dikiş atmıştı. Ana hikayeyi de biliyoruz. Az da olsa tutar. Dikmek için bir şeyler bulacağım, tamam mı? Kellos, ona göz kulak ol. Hemen gidip geleceğim. Söz bak. Last of Us, Left Behind. Arkada bıraktığımız Joel. Hadi sen halledersin. Evet dostlar, şimdi. Tamam. Ryleth kim? Ryleth hakkında tabii bilgi verelim. Normalde küçükken onun iyi bir dostuydu. Ama işte bunlar ikisi de ısırılmıştı güya. Yani bu hikayeye göre. Ama bizim Ellie bağışık olduğu için kurtulmuştu ve onu da ölü sanıyordu. Bunu herhalde final bölümündeydi. Final bölümünde evet doğru, hatta en son yerdeydi, bize aktarmıştı. Bir sürü dostumu kaybettim, Ryle'den dahil olmak üzere demişti. Şimdi hani o Ryle hakkında ufak bir kesit izledik. Ve şimdi tekrar bu Joel'u kurtarma aşamasından ek paketimize başlayalım, devam ediyoruz. Şimdi orayı dikmemiz lazımdı. Ana hikayeye göre dikmişti orayı. Ve şimdi o dikme olayı nasıl olmuş? Ellie'yi bir canlandıralım bakalım ve hikayeyi izleyelim. Nerede ne var? Hiçbir şeyimiz yok şu an. Sonra kapalı. O dikme hikayesi böyle olacak. Aha. Siktir ya. Sese geliyor ya. Oğlum nerede onlar? Hiçbir silahım, hiçbir şeyim yok ki benim. Kapının arkasında herhalde hepsi. Nasıl ama? Amerikan yerlisinin bir heykeli. Kızılderili. Diyanından Amerikan yerlileri. Weston eczanesi. İçeri bakmam lazım. Eczane. Şunu alayım da ben birisinin kafasına bir şey atarım. Şimdi malzeme de yok. İçeri kimse yok değil mi? Var mı bir şey? Bu ne lan? Hapları yutup şişeyi mi bıraktınız? Aman be. Peki bu?
hayret bir şey. E tabi, silip süpürmüşler. Her taraf bomboş mu? Var mı bir şey? Hiç mi yok? Hiç yok. Gerçi biz ilacı hikayeye göre başka bir yerden almıştık. Antibiyotik, bu David denilen adamla, bu öldürdüğümüz David'le zamanında bir antibiyotik, yani geyik etiyle antibiyotik takası yapmıştık. Yani buradan ilaç bulamayabiliriz diye tahmin ediyorum. Gerçi dikiş seti bulmamız lazım değil mi bizim? O da var. Bir not. Lütfen okuyun. İşte eczacı. Eczacı. Belki üstünde bir şeyler bulurum. Kafayı yiyip bana saldırdı. Epey sert vurdum. Onu kilitledin diyor. 35-30-31. Şifre bu da. 35-30-31. Açıl be. Aha, İlk yardım bak. Çantası. Orada bir şey var. İyi de içeri nasıl gireceğim lan? Kilitli. Anahtar mı lazım? Bir de şifre tabii. Bir kasa masa yok mu buralarda? Bu ne? Yine boş. Eczacıyı bir yere kilitlemiş. Nereye kilitlemiş ya o? Dolaba mı kilitledin dedi o, bir dakika. Neredeydi o şey? Benim üstümdekiler. Amerikan Princess dükkanına kilitledin diyor. Yandaki. 35-30-31. Şuraya. Buraya kilitlemiş öyle mi? Bak burası. Eczacı burada. Yani anahtar da onun üstünde herhalde. 35 sağa, 30 sola, 31 sağa. Açıldı. Ama içeride ne var? Buraya kilitlemiş. Burada olabilir o. Aa, spor var. Hastalık. Tabii biz bağışıyoruz ama. Birden çıkacaksanız şimdi tam zamanı. Bence de. Malzeme topla bari de. Oyuncaklar. Buraya kilitlemiş. Neredesiniz lan? Bu spor var, şuna bak. Önce bir sağa sola bakayım. Abi ya. Anahtarı ver bakayım bana. Sakın canlanma, sakın canlanma. Bir şey yok. Nerede bu? Anahtarı. İşte anahtarı. Şöyle koyalım. Canlanma lan. Sindir be. Böyle işim ben. Bu neymiş? Tamam. İlaç mı? Anahtar. Sıradaki durak, eczane. Adam bu muymuş?
Zamanında buymuş. Aa, ne yazıyor? Ben yokken beni düşün. Seni özleyeceğim ama o kadar da çok değil. Laura. Maalesef. Artık o bir takırdayan olmuş. Ve ölmüş. Umarım ölmüştür yani. Tamam. Oluyor lan? Oğlum sen nereden çıktın? Manyak mısın ya? Sessizce. Ya sen nereden çıktın şimdi? Az önce boştun. Şuraya hadi. Şunu da alayım ben de. Yavaş yavaş, hızlı gitme, hızlı gitme. Ya niye yine buraya geliyorsun? Git şuraya. Git oraya. Yarabbim ya. Duyma beni, duyma beni. Tamamdır. O nereden çıktı ya? Aç bakayım anahtarları. Ne var içinde? Boş olma. Yapma. Hadi uğraştım bir de. Ordu helikopteri. Kesin bir Helikopter. şeyler vardır. Aha, işi bak şey. Sık dişini Joel. Üstünde sağlıkçı işareti var. Yok mu burada başka bir şey ya? Malzeme, malzeme. Şimdi o helikoptere doğru gideceğiz, öyle mi? Önce bir şuraya bakayım. Başka bir yerde mi gidiliyor? Aşağı direkt atlanmıyor zaten. Başka tarafa. Tamamdır. Helikopter orada. Bakalım nasıl gideceğiz oraya. Hata, orada bir hata daha var. Bak bak bak. Bu ne abi? Bu ne? Oyundaki bir hatayı daha bulduk. Şurada bir hata var bu şekilde. Neyse. Bu da bir oyunun bug'ı olsun. Şimdi hiçbir malzeme bir şey de yok ki burada arkadaş. Güzel. Bunlar önemli. Bu malzemelerle işte biz hayatta kalıyoruz. Başka? Öf.
Sen nesin bakalım? Not bırakmış. Birinci kıdemli subay. Şehit düştü. Karantina bölgesine geri uçuyorduk. Sporla da kaplanmış olmalı. Hiçbirimiz ısırık görmedik. Pilotumuz pilot şey olmuş. Zombi olmuş. Helikopter de öyle düşmüş buraya. Helikopter nasıl düştüğü anlaşıldı. Evet. Pilot bir şekilde böyle düşmüş. Ah, dikiş ipi yok. Yani bu işe yarar. Ne aldı ki? Sağlık çantası tarifi. Sağlık çantasını böyle aldık. Artık eli de bir şeyleri üretmeyi öğreniyor böyle böyle. Vay be. Demek uçak böyle düşmüş. Helikopter böyle düşmüş. Oradan gideceğim de. Bir bakın yorum sağa sola. Hadi bakalım. Evet. Çabuk. Buradan. Yine etkiye döndük. Bir yeni bir etki yaradı böyle böyle öğreneceğiz. Askerler kaçıyor. Be. Ucuz atlattık ha. Bayağı hızlısın. Etkilendim. Sağ ol. Hadi gel. Gidelim. Peki onları nasıl buldun? Ateş böcekleri mi? Evet. Isırık silahını çaldığın ateş böceği vardı ya. Evet, hatırlıyorum. Adı Trevor. Sokakta geçerken görünce takip edeyim dedim. Peşinden Trevor. ara sokağa girmemle ateş böcekleri üstüme çullandı. Beni üstlerine götürdüler. Mahalline. Korktun mu peki? Ödüm koptu. Bu kez Nerede beni olduğunu öldürür unutma. diyordum ama neden bu kadar Senin geciktiğini olan için bilip bir savaş. şey söyledi? O beni bekliyordu. Sonra da seni ateş böceği mi yaptı? Öyle bir şey işte. Ödümü koparma durumları Ne bir kadar twistmiş. burada Sağlam mıyım diye görmek istemiş. güvende Aa. kalabilirsin ki yazıyordu orada. Burada kim yaşıyormuş böyle ya? Rise up, fight Fedra. Yüksel ve Fedra'yla savaş. Fedra'yı kimse sevmiyor. Bu karantina askerleri. Bir not. Aha. Bak. Askerler de bunu arıyor. Bu biliyorsunuz kim olduğunu. Bu Marlin'i bir önceki yani ana hikayenin sonunda finalinde öldürmüştük. Daha doğrusu doğru. Önce vurduk. Sonra kafasına sıktık ve öldürmüştük. Askerler bunu arıyor ama ateş böcekleri onu bunu çizip üzerine kahraman yazmışlar. Sabık kaydı. Tam lafın üstüne. Arada seni soruyor. Cidden mi? Ona anneni hatırlatıyor musun? Annesiyle arkadaştı biliyorsunuz. Benden daha iyi bilir. Enay'dı değil mi? Elin annesinin adı Enay'dı galiba. Öyle hatırlıyorum. Onunla arkadaş çünkü Hadi. doğduğundan beri hatırlıyormuş onu. İyi gidiyoruz ha. Buna sonuçta çocuk ya. Çocuktan asker olur mu demeyin. Artık Bu dünyanın aralar kimle çivisi çıktı. takılıyorsun? Bilmem ki. Kimseyle. Peki ya Tino ve diğer çocuklar? Onlar nasıl?
Riley, onlar senin burada daha Joel'la tanışmadığı zaman. Çok daha etki. Vardı diyelim. Bakınıyorum bir şey var mı diye. Gide bir saçını düzeltiyor. Beş malzeme var mı diye bakıyorum da hiçbir şey yok. Peki, Işığa bak. Işığı bulabildin mi? Işık yol gösterir. Aa, pardon ya, saygısızlık etmek istemedim. Peki, söylediklerine inanıyor musun? Tek bildiğim asker olmadığı. İnsanlar sürekli hastalanıyor. Bunu da gayet iyi saklıyorlar. Başka askerler mı gördün? Ateş böcekleri geliyorlar. İçin birini öldürmemi. Vay be. Neyse. Hadi konuyu. Ateş böceklerine katılmak için tamam. Birini öldürmesi lazımmış galiba. Ne kadar güzel bir şeymiş. Bir tablo. Acaba kimi öldürdü ki? Yoksa en ayı mı? Yok ya. O kadar da değildir bence. Bak dışarısı asker. Karargah yani. Nereye gideceğiz? Şu suyun sesi bir ne kadar güzel. Yapmışlar. Siktir satlan. Işık var. Askerler ateş böceklerini arıyor. Pardon. Yani bu kızı. Doğru, biraz gerginim de. Dikkat ıslak. Şey, ateş böceklerine katılsam mı? Ellie. Malime ilk konusu oldun zaten. Okulda güvende olursun diye. Seninle görüşmemi de yasakladık. Allah Allah. Ona ne oluyor ki? Başını belaya sokarmışım. Ama başımı kendim de belaya sokabilirim. Bilmez miyim? Bak şu bina. Yıkık bina mıydı o? Yok. O muydu? Şu yıkılan bina vardı ya iki tane. Yok o şu galiba. Bak şu daha yıkılmamış. Bu bayağı öncesini anlatıyor. Askerler vurmadan önce galiba. Hey, buraya ilk gelişimizi hatırlıyor musun? Burada ne işimiz var Riley? Sana bir sürprizim var. Ne? Dinozor falan mı? Bilelim. Dinozorsa hemen barışırım bak ha. Bekleyip göreceksin artık. Ne ki acaba? Forgotten Place. Dur bakalım burada neler varmış. Şey yok. Abi ne? Hala tatil için para biriktiriyor musun? Her kuruşu. Sen? Her kuruşu. Artık para geçmiyor ki. Hop, alo, LA'de surf. Doğru ya. LA'de surftu. Vay be. Hadi, devam edelim. Elinin geçmişe dair izler görüyorsunuz burada. Ne kadar güzel. Görseller.
Charles Jones. Hiç kimse karşımıza çıkmadı bu arada. Ne asker ne sakırdayan falan. Thomas bilmem ne yazıyor orada. Burası bir AVM gibi bir şey herhalde. Dur canım bekle bir bakayım şurada ne var ne yok. Şey yok. Winston'ın öldüğüne inanamıyorum. Duydun mu? Winston evet. Kim ki? Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Bilmem ki. Ne bırakmış bakalım. Cidden mi? Burada mı Winston? Kim ki o? Ne bırakmış? Ne? Winston mı bu? Gençliğinde tığ gibiymiş ha. İşte bu. İster misin? O ne be? Alkol mü? Kabul edeyim. Olur. Aman biraya benzemezsin. Riley. Çocuk. Bu ne lan? Al şunu, iğrenç be. Demiştim. Şerefe Winston. Sertmiş. Hadi. Winston burada. Uyuyormuş. Gösterileri de bak burada. Winston ölmüş. Bir dakika geliyorum. Mızıl. Mağazalar zinciri. Bakınıyorum ya şu an. Etrafa. Çizimlere, şunlara bunlara. Sonuçta hikaye böyle ilerliyor. Bu ne? Aa, atın neydi mi? Prensese ne oldu? Winston ölünce alıp götürdüler galiba. Zavallı at. Hmm. Dışarıda ödü kopuyordur şimdi. Prenses. Şey yok. Bana sürprizin neydi şimdi? O değildir herhalde. Ne var orada? Eli, bir el atsana. Ne var orada? Burası da çok kötü. Her an ezileceğiz gibi sanki. Bir şey olmaz. Önce ben gideyim. Ne oluyor lan? Ya aslında başka bir yol mu bulsak? Evet. İyi dedin. Yukarı mı çıkacağız? Al sana başka bir yol. Gel canım. Hey Riley. Gel hadi seni kaldırayım. İçeriden açmayı denersin. İyi fikir. Ama dikkat et. Bak silahımız falan yok ha. Ne oldu? Bir şey var mı? Riley? Ooo. Seni var ya, bugün iki etti lan.
Burayı daha önce nasıl görmedik oğlum ya? Nereye getirmiş bizi ya? Gel, bir maske buldum. Tam senlik. Riley. Müthiş. Şuna bak. Bak. Kurt bu adam mu? Falan mı? Ne bu şimdi? Tak hadi. İşe bak ya. Of be, endama bak. Kükre. Endama bak. Her. Eli, cidden mi? Kükresene oğlum. Bas 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 bas. Roar! Ne oğlum ya? Ama çok bağırmayalım bak. Başka neler varmış? Burada valla takırdayan olmasın, o sakat. Oh, neler neler var. Bu ne? Sor sorunu kalkelete, salla da bak kehanete. Tamam. Bugün ölecek miyiz? Kehanet işi mi bu? Cevap yok. Hah. Ters çevireceksin akıllım. Hah. Aşırı düşük bir ihtimalle. Hah. Oh be, rahatladım. Bir daha. Peki, hiç video oyunu oynayabilecek miyim? Bence Last of Us oynarsın. En iyisi o işi unut. Hadi oradan be kuru kafa. Bir daha. Benim göğüsler büyüyecek mi? Daha çocuksun oğlum. Kızım. Kızlar cevap vermiyor. Ah, vermezler tabii. Bir daha. Ben çok sevdim bu işi. Tekrar araba sürecek miyim? O iş kesin olacak. Hmm. Evet, daha ileride araba sürdü zaten. Bu karantina bölgesinden çıkabilecek miyiz? Evet, çıkacaksın çünkü gördük onu. Cevabı muallak. Yani ihtimal var. Sor abi, sor. Birkaç, ne kadar soru varsa sor. Sen mal mısın? Mal mısın bakayım, söyle. Kalıbımı basarım ki bu doğru. Tamam, anlaşıldı o zaman. Çok sevdim ya, bir daha. Bunu alabilecek miyiz? Ruhlar sana evet diyor. Hmm. Aha, duydun mu? Su tabancalarını alacakmışız. Unut onları Eli. Unut onları. Başka? Peki Riley'nin yüzü pokerde gülecek mi? Seni duyuyorum bak. Emareler belirsiz. Aa, hala umut varmış. Yok, pes ettim artık. Poker sana kalsın. Babetler güzel ya. Bitti mi? Bu kadar mı? Hmm, daha olmuyor. Yeter. O bile sıkıldı artık. Bah, neymiş? Baba Anka. Başka bir maske bu da. Nasıl oldu? Yerim seni. Sağ ol güvercin kardeş. Biraz daha bakayım. Ya bir iskelet var. İskelete basınca da ses çıkıyor bak. Bu maskeler daha güzelmiş. Hangileri canım? Ne? Vampirler tam benlik ya. Ben deli. Kont. Dracula. Hmm. Cadı maskesi takayım. Nasıl? Ha ha ha! Yakut ayakkabılar! Ne yaptın onlara bakalım? Olamaz Toto! Ne yapacağız? Abi ya! Ne kadar güzel eğleniyorlar değil mi? Şu dünyada bile çocuklar her zaman eğlenecek
yer bulur. Neymiş? Göz. Bunları alan var mıymış ya? Şaka gibi. Vardır elbet. Burasının. Ne oluyor lan? Öf, sen bir şey oldu sandım ya. Oha. Saçmalığa bak. Sorma. O da o esnada arkama geçmiş. Bitti mi? Var mı daha başka bir şey? Bak arkadaşlarım da buradaymış. Kim onlar? Bunu taktım. Başka bir şey yok herhalde, değil mi? Eli benim kadar komik olabilecek mi? Bırak ya, senden 10 kat daha komiyim ben. Dedi ki, bu alemde mümkün değil. Yani ben demedim, falkelet dedi. Falkelet ne ya? Kerim öyle falkeleti. Aferin Eli. Sağ ol, bir şey değil. Tamam mıdır? Gözleri oynuyor mu? Bana böyle geliyor. Bak şimdi karşıya bakıyor. Böyle yapınca sağa bakıyor. Tamam. Yeter bu kadar, değil mi? Frankenstein olmuş. Aa, bir fikrim var. Ne oldu canım? Arabaları gördün mü? Evet. Kırmızı senin, mavi de benim. Tuğla atacağız. Arabanın bütün camlarını ilk kıran kazanır. Şaka mısın? Hadi. Tuğla atmak benim işim. Tabii. Kaybeden de soruya cevap verecek. Dürüstçe ama. Ne, burada başka tuğla var mı? Doğruluk mu mu? İyi tamam. Anlaştık. Hangisi benimdi? Mavi mi benimdi? Kırmızı mı benimdi? Nasılmış bakalım? Aman be. Ha. Çabuk 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 al onu. Ha. Çabuk. Budur. Çabuk kır onu. Güzel. Kır 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 kır. Hayret bir şey. Üstüne kır üstüne. Kır onu. Dün. Sonuncusu. O da bu. Budur. Ustayım ben. Ustasıyım lan ben. Benimkinin camları kalındı. Tuğlaların ustasıyım lan ben. Neyse soru zamanı. Tırsmaya başladım. Mari'nin annenden bahsetti mi? En önemli soru bu bence. Marley'in annemden bahsediyor mu? Pek etmiyor. Arkadaşlarmış. Salgından önce bile. Ha bir de annen hemşireymiş. Hemşire mi? Hemşire. Galiba çok didişip dururlarmış ama yakınlarmış. Tanıdık geldi mi? Evet. Gel. Bir şey göstereceğim biraz ileride. Vay be. Annemiz hakkında bilgi aldık en azından. Elin geçmişi bayağı... Ne işimiz var burada? İlginçmiş. Acayip gerildim ya. Şimdi, belli yerlere elektrik veriyorlar sanıyorduk ya. Evet. Gel bakalım. Şöyle bir bakayım da ne var ne yok. Dur
Dur bir bakayım şuralara. Burada. Bekle azıcık. Mesela bak, not bulduk. Neymiş bu? Binbaşı Banks. Üçüncü ek devriye talebi. Şehir, karantina bölgesi dağıldıktan sonra sığınmacıların akınına uğradı. Şehre hastalıklı olarak giriyor. Buraya sığınmacı istilası olmuş, askerlere bu yüzden burayı bırakmışlar. Sadık köpeğiniz. Hizmetkarınız gibi bir şey. Başka bir şey var mı? Hep boş ya. Sadece işte olayı anlamamız için notlar bırakmışlar sağa sola. Geldim canım, geldim. Bir dur, bakayım şuraya. Oradan geçeceğiz kesin birazdan. Elektriği mi açacaksın yoksa? Şey, meğerse elektrik varmış. Şalterleri indirmişler. Kaldırdık mı tamamdır. Ama kaldırırsak buraya askerler falan gelir. Umarım kimse gelmez. İmkanı yok çalışmaz. Vay. Ne demiştim sana? Dur, bina komple aydınlandı mı? Gidip görelim. Gidip görelim. Hazır mısın bakalım? Bekle, ben amacını ne biliyorum. Ve iyi ki hala hayattasın. Yani İyi ki tekrar bir aradayız ve... Ciddi değildim. Hayır, söylememiş. Gitmeden önce atıp tuttuklarım... Öyle demek istemedim. Riley... Çok şapşalsın be. Sen başlattın lan. Abi ya. Abi ya. Hazırım. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Şaka mı bu ya? Derken görüntüyü göremedik. Şimdi geleceğe doğru. Oraya nasıl çıkacağım ki? Geldik. Yani Joel'u kurtarma aşamasına geldik. Şimdi helikoptere doğru ilerleyeceğiz. Evet dostlar. Ek paketimizin ilk bölümü burada sona ersin. Gördüğünüz gibi bir oraya bir oraya. Hani bir geleceğe bir de geçmişe gidiyoruz. Joel'dan tanışmadan ki bu Ryle'la olan ilişkisi ve sonra Joel'u bu hasta halinde yardım eden Ellie, iki tane Ellie'yi oynuyoruz. Tabii bu zaman aralığı bayağı bir fazla. Evet dostlar, bu bölüm burada sonuna geldik. Diğer bölümde bu ek paketin hikayesine tekrar devam edeceğiz ve eksik olan yerlere, yani bu Ellie'nin geçmişine dair izleri hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bir kere benim butonu tıklamayı unutmayın dostlar. Ayrıca Heavy TV kanalımıza da abone olmayı bir daha unutmayın. Diğer bölümde tekrar görüşüyoruz. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.